Hocam maşallah fidanlarınız çok güzel. Boyunuz aşmış neredeyse 2 metrenin üzerinde. Bu fidanları gerçekten büyük emeklerle büyüttünüz, bu hale getirdiniz. Bunu nasıl becerdiniz hocam? Ne yaptınız? Nasıl gübreleme, ilaçlama programları ya da sulama programları uyguladınız ki böyle gerek kirazlarınız, gerek elmalarınız, bütün fidanlarınız mükemmel olmuş. Ne yaptınız hocam bunlara? Şimdi Suat Bey, bir kere benim ana felsefem günlük sulamadır. Evet, bu çok önemli. Ve birlikte besin elementleri, ihtiyaç duyduğu besin elementleri vermektir. Ben bir bitkinin yıllık olarak ihtiyaç duyduğu tüm besin elementlerini biliyorum. Ve burada da eskiden klasik olarak piyasadaki gübreleri kullanıyordum. Geçen yıl bir deneme yaptım. Evet. Bu denemede de Doktor Süfer'in gübrelerini denedim. Arazimin yaklaşık olarak onda birinde bu denemeyi yaptım. Fiyat karşılaştırması yaptım. Evet. Ve bu yıl tamamen gübreleme olarak Doktor Süfer'in NPK'lı ve diğer besin elementleri içeren gübreleri ve yine azot, fosfor, azot, potasyum içeren gübreleri ve diğer gübrelerini kullandım. Bu gübrelerde haftalık olarak gübreleme programımızı ayarladık. Evet. Haftalık olarak ayarladık. Sulamada ise günlük bir sulama programı yaptık. Yine aynı zamanda yapraktan da bu gübreleri kullandım. Evet. Ki bu gübrelerden şurada gördüğünüz NPK'lı sıvı gübreleri haftalık dozları halinde sürekli olarak ilk sürgün gelişmesi başlamasından itibaren devam ettik. Temmuz ayına kadar herhalde. Temmuz ayına kadar devam ettik. Ve daha sonra bu gübrelerden işte azot ve potasyum ve diğer organo mineral ve diğer gübreleri, besin elementleri içeren gübreleri iki defa kullandık. Evet. Ki diğer bir gübrede burada görüldüğü gibi yine bu iz elementleri. İz element ve kalsiyum katkılı. Evet, bunları kullandık. Ve daha sonra tekrar baştan beri kullanmış olduğumuz dengeli gübreye devam ettik. Devam ettik. Bakın şu anda 26 Eylül 2019 tarihindeyiz ve biz hala sulamamıza devam ediyoruz. Çünkü maşallah. Bulunduğumuz toprak geçirgen bir toprak. Evet. Şu anda yağmur da yok. Evet. Dolayısıyla bitkideki suyun toprağa geçmemesi için sürekli olarak biz sulamaya devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Yani bu işin sırrı dengeli gübrelemeyi yapabilmek ve suyla birlikte gübreyi zamanında verebilmekte. Evet. İlgili. Bu gübrelememi değiştirmemin sebebi de şu. Ne avantajlar sağladı size hocam değiştirmeyi? Denediğim zaman gördüm ki çok güzel bir yaprak yapısı ve hızlı büyüyen bir büyüme ama bu büyümenin yanında da kalınlaşma ve hastalık ve zararlara karşı güçlü durması. Evet, direncinin artması. Ama en çok sevinen kişilerden biri de oğlum. Çünkü şirketin finans sahibi oğlum, para onun cebinden çıkıyor. Geçen yıl aynı yerde gübreleme olarak 230 bin lira gibi bir para harcarken ki gübre fiyatları bu yıl %50-60 artmasına rağmen 4'te 1 fiyatına bu gübreleme programıyla hem ağaçlarımızın gelişmesinden hiç taviz vermediğimiz gibi daha iyi bir gelişme elde ettik ve uygun bir şekilde temize kaldı. Evet. En büyük sıkıntımız girdi olarak ilaç pahalı diyoruz, gübre pahalı diyoruz. Efendim işte biz şu böyle bir gübreleme programıyla hem başarılı bir büyüme sağladık hem de cebimizde paramızın 1/4'ü kaldı. Hocam özet olarak bitkilerimizin verim ve kalitesinden hiç düşüklük olmadığı hatta daha fazla olduğu halde masraflarımızı, gübre masraflarımızı 1/4 oranında düşürdük diyorsunuz. Suat Bey biz geçen yıl dedik ya arazimizin 1/10'unda bir deneme yaptık bunu. Evet. Yalnız oraya bu gübreleri uygularken bizim bu işlerden sorumlu arkadaşımız
başka bir yere de yanlışlıkla atmış o gübreyi ve orada yaprakların daha büyük ve hızlı bir gelişme olduğunu görünce orada da biz uygulamaya devam ettik. Biz bu farkı bir yıl evvel gördük. Evet. Ondan sonra oturduk. Böyle bir gübreleme programıyla ne kadar bir maliyetle 2019'u geçeriz dedik. Evet. Harcarız dedik. Baktık çok daha düşük bir harcamayla yapacağız. Ve nitekim de öyle oldu. Yani evet. daha az bir değil. Yani dörtte bir para harcayarak daha iyi bir gelişme elde ettik. Yani ben bundan daha ne beklerim Allah'tan yani. Vallahi hocam ben sizi tebrik ediyorum. Gerçekten hem fidanlarınız çok güzel, hem kaliteniz çok güzel. Emeğinize sağlık diyorum. Esas biz sizlere teşekkür ediyoruz.